Evet. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti ve bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun sevgili izleyicilerim. Bugün duyguların kontrolü ve bu duyguların yine obsesif durumlarla bağlantılı olarak birbiriyle etkileşimleri nasıl oluyor? Duygu obsesyonları üzerinde ve duyguların kontrolü üzerinde konuşmak istiyorum bugün. Üzüntü, korku, kızgınlık, öfke duygularının kontrolünü nasıl yapabiliriz? Sevgili izleyicilerim, günümüzün insanı yaşadığı pek çok hadiseden dolayı çok öfkeli. Özellikle gençlerimiz, ne yazık ki. Öfkenin kaderi anlamlandırma ile ilgili bilişsel kısmını çözmüş olsak, öfke zaten kontrol altına alınmaya başlanıyor. Yani kendiliğinden çözülmeye başlanıyor. Bazı şeyleri idrakimize aldığımız zaman fark edince, farkındalık geliştirince çözülüyor. Ama bu uzun vadeli boylamsal olaylarda oluyor tabii ki. Şimdi insanlar hayatta kaybederler. Birbirleriyle münakaşa ederler. Sonra ertesi gün tekrar bir araya gelirler. Üzerinden zaman geçti ya, yani bu kişiler yattı, uyudu, uyandı. Şimdi o kişi o kişi değildir artık. Her yönden değişmiştir. Yani burada ne olmuştur? Sinir sisteminde her şey olup bitmiş. Sakinleşmiş bu kişi. Ve hücre yenilenmesi almıştır. Bir sürü yardım almıştır. Yani belki rüyasında güzel manevi yardımlar almıştır. Mesela Milton Erickson böyle durumlarda kişilere sürekli gelecek hayali kurduruyor. Kişiyi hemen böyle hafif bir transa alıyor ve bir takım hikayeler anlatarak bilinçaltının değişime direnç göstermesine izin vermeden onu hafif transta hipnotize ederek negatifleri çekip atıyor. Bu konuda özellikle düzenli bir şekilde her gün kişi kendi kendine hipnozlar uygularsa, kanalımızda çok önemli hipnozlar var. Bunları isterseniz her gece uygulayarak yapabilirsiniz. Hipnozları oynatma listelerinde ayrıca bir verdik zaten. Oynatma listelerinden konu başlıklarıyla dinleyebilirsiniz hepsini. Her gece uygulayın bunları. Uygulaya 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 bilinçaltı negatiflerini boşaltır. Buna ilaveten insana iyi nefes aldırırsanız, istese de üzülemez, kızamaz, öfkelendiremez kendini. Yani diyafram yumuşakken adamı sinirlendiremiyorsunuz. Pamuk yumuşakken zarar vermez ama pamuğu sert bir top haline getirirseniz zarar verir. Diyafram da pamuk gibi yumuşacık olunca o adam sinirlenemiyor, üzülemiyor, kızamıyor. O yüzden böyle durumlarda derin diyafram nefesleri almaya başlayın. Bu konuda derin nefes teknikleri, gevşeme egzersizleri, ona olumlu onaylama kalıpları da var videolarımızın içinde. Yani sizin tedavinize dönük her şeyi vermeye çalışıyorum burada. Sizi oraya refer ediyorum. Bununla birlikte yine öyle hadiseler olur ki olayları kontrol edemediğiniz, farkında olmadan sizi öfkelendirecek şeyler olabilir. Örneğin bir uçağa yetişmek zorundasınız. Önemli bir konferansa yetişeceksiniz. Yüzlerce insan dört gözle sizi bekliyor. Size göre olmazsa olmaz bir olay. Ama öyle olur ki trafik sıkışır, taksi geç gelir, sizi havaalanına tam vaktinde yetiştiremez ve siz tam varmış olursunuz, uçağın kapıları kapanmıştır. Ama siz rica etseniz de, ısrar etseniz de sizi içeri almazlar. Gözünüzün önünde uçak kalkar gider. O zaman ne demelisiniz? Olanda hayır vardır. Bu ilkeyi hatırlayacağız ve derin nefesler çekmeye başlayacağız. Şeytanın size vesvese vermesine engel olmak için de hemen Euzu Besmele'ye sarılacağız. İnanın anında sakinleşmeye başlarsınız. Anında şeytandan Allah'a sığınacaksınız. Orada Felak, Nas veya İhlas'ı veya Bismillahillezî dualarını okuyabilirsiniz. Hemen anında. Daha önce hadis-i şerifleri söylemiştim bu konuda. İşte bu bir hikmet olduğunu, burada bir büyük bir hikmetin olduğunu düşüneceğiz. Belki bu hikmeti o an için göremeyebilirsiniz. Çok sinirlenirsiniz. Bir anda çok hayal kırıklığı yaşarsınız. Çok üzülürsünüz. Ama bilin ki Allah Celle Celaluhu hikmetsiz,
ve abes bir iş yapmaz. Belki sizin yerinize Allah hiç hazırlık yapmamış birine o konferansta tamamen doğaçlama, ilham eseri bir konuşma yaptıracaktır. Mucizeler yaratacaktır orada Cenab-ı Hak. Ve muhteşem etkiler oluşturacaktır insanlar üstünde. Sizin anlatacağınız efendim çok önemli, bilimsel, muhteşem ama belki o kadar da çok fazla ruh taşımayan bilgilerin etkisinden daha etkili, ihlaslı bir konuşma yaptıracaktır o kişiye. Bilemezsiniz yani. İnsanlar üzerinde oluşturduğu etki çok daha fazla olacaktır. Siz de anlarsınız ki bu iş sizinle yürümüyor. Allah istediği yerde, istediği kuluna, istediği şekilde hizmet ettiriyor. Konuşan kul da konuşturulduğunu anlıyor. Önemli olanın ihlas olduğunu, ruh heyecanının insanlara büyük şeyler üflediğini hissedip toplum önü korkusunu, işte o anda toplum önü korkusu olan o kişinin sosyal fobisini yendiğini, bundan sonra insanların karşısına çıkıp bir şeyler anlatabileceğini bizzat Allah ona o olayla talim ettirmiş oluyor. Bakın burada kaç tane iç içe sorunları birden kim çözdü? Allah. İşte o anda sabırlı olup Allah'a sığınmayı yapacağız. Bakın en şiddetli anlarda. Derin nefeslerle sakin olmayı, kalben, ruhen teslim olmayı başaracağız. Çünkü sizin elinizde hiçbir şey yok artık. Hiçbir parametreye hakim değilsiniz. Teslimiyetten başka hiçbir şey yok. Teslim, eslim. Yani teslim ol, selamet bul diyor Allah Resulü. Esas zaten Müslümanlığımızın derecesi tam da böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Öfke katsayısı arttığı zaman karakterimiz ne yapmaya müsait? Ne yapmaya elverişli hale geliyor? Öfke gelince akıl gidiyor mu? Gözün başın dönüyor, tanınmaz hale mi geliyorsun? Ağzından galiz tabirler çıkıyor mu? Sağını solunu kırıp geçiriyor musun? Herkesin onurunu, kalbini yerlere düşürüp üstünde raks mı ediyorsun? O zaman büyük geçmiş olsun. Çok büyük tevbe etmen gerekiyor. Kulların kalp Kâbesini yıkmaktan daha büyük günah yok. Musibetin ilk tosladığı anda gösterilen sabır sabırdır. Hatırlayalım, öfke anında da Müslümanız. Şimdi öfke kontrolünün çok önemli olduğu bir yer daha vardır. İnsanın en önemli hukuku evde eşiyle ve çocuklarıyla ve anne babasıyla olan hukukudur. Tam da damarınıza basan bir eşiniz var düşünün. Ya da çocuğunuz ya da ebeveyniniz karşısında. Ne kadar dişinizi sıkabiliyorsunuz? Sahabiden Mahmud İbni Lebid isimli bir sahabi efendimiz mescidde arkadaşlarıyla birlikte oturmuş bulunuyorken Efendimizin karşısına gelerek selam veriyor ve diyor ki ya Resulallah, hanımım beni çok fazla sinirlendirdi. Ben de ona 3 kez boşsun dedim. Boşsun, boşsun, boşsun dedim. Genç adam sözünü bitirdiği anda Efendimizin yüzü değişti ve kıpkırmızı hale geldi. Bakın Efendimizin öfkesi hiçbir zaman için şahıslara olmamıştır. Sadece şeriatın yanlış uygulandığı durumlarda veya itikadı bozacak olan durumlarda veya toplum yapısını bozacak olan durumlarda çok hiddetleniyor. Yüzü kızarıyor, bazen boncuk boncuk terliyor. Mübarek yüzündeki ve boynundaki damarlar kabarıyor. Ve bu gence diyor ki, ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz? Allah size 3 hak vermiş. Niye o 3 hakkı birden bir anda kullanıyorsunuz? Siz böyle yapmakla Allah'ın kitabıyla mı oynamak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Diye çok sinirleniyor. Evet, ismi verilmeyen başka bir sahabi efendimizin o kadar sinirlendiğini görünce o sahabi, o da öyle bir sinirleniyor ki bu adamı öldürmeyeyim de ne yapayım diye bağırıyor. Efendimiz hemen eliyle işaret ederek otur diyor. Hayır, Kur'an'ın tercümanı İbni Abbas radiyallahu anh bu olaya şahit oluyor. Efendimizin vefatından yıllar sonra birisi aynen bu şekilde İbni Abbas'a gelerek diyor ki ey Allah'ın amcasının oğlu, hanımım beni deli etti, öyle bir kızdırdı ki beni, ben de hanımım olacak o kadına dedim ki seni 100 kere boşadım dedim. Nedir bunun hükmü diye soruyor. Aynı hale giriyor İbni Abbas.
Efendimizin sinirlendiği gibi. İmam-ı Malik Muvatta adlı eserinde veriyor bunu. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş sahabi şu cümleleri söylüyor, aynen bakın. Kadın senden 3 talakla boşanmış oldu. Sen de Allah'ın sana verdiği 3 haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini eğlence konusu edip alaya almış oldun. Yani bu kadar ciddi bir mesele. Gördünüz mü? Öfke anında şeytan insanın burnundan üflüyor ve onu alevlendiriyor. Bir anda bakın kişi nereden nereye geliyor. Ve bir anda eşini kaybediveriyor. Şeriatta bu durumun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Artık nikah tazelemekle olmuyor. O kadın başka bir erkekle evlenecek ve zifaf yaşayacak ve dönmek isterse kocasına öyle dönebilecek. O yüzden öfke anında nikahı ağzınıza almayın diyor Efendimiz. Halbuki öyle zamanlarda Kur'an'dan mübarek sığınma ayetlerini ağzımıza almış olsak o sorun anında çözülecek. Öfke anında Allah'a sığının. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Bakın Yunus suresi 61. ayette sen her ne iş üzere olsan, Kur'an'dan her ne okusan biz illaki size şahit oluruz. Ayet bu bakın. Yani Allah Celle Celaluhu'dan habersiz hiçbir şey olmuyor. Nefes almaktan tutun da hareket etmeye, yemek yemeye, yaşamaya dair her türlü enerjiyi o bize sağlıyor. Alemde onun kudretinin yaratmasından ari, hali, uzak hiçbir şey yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım dediğimiz anda direkt yüce yaratıcıyla bağlantıya geçmiş oluyoruz. Ve şeytanla aramızı açmış oluyoruz. Aramıza uzun bir set çekmiş oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın emrine bakın. Gerçekten Nahl suresi 98 ve 99. ayetlerde ve 100. ayetlerde diyor ki Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rabbine dayanıp güvenenler üzerinde hiçbir hakimiyeti olmaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir buyuruyor ayet-i kerimede. Bu ayetle Kur'an okurken bile şeytanın musallatından Allah'a sığınmamız gerekiyorsa diğer işlerimizde de şeytandan Allah'a sığınmanın önemini ne kadar önemli olduğunu hele bir kere daha düşünün burada. Dikkat edin bakın. Yani tam Kur'an okuyacak olursunuz aklınıza şu iş gelir. Bırakırsınız gidersiniz. Ya Kur'an kalır ya da namaz kılacaksınız şeytan sizin aklınıza hemen bir şey getirtirir. Şunu yapayım da öyle kılayım dersiniz namazın vakti geçer gider. Yani bu hileler çok. Evet yine Yasin suresi 60-61'de ey Ademoğulları size şeytana kulluk etmeyin. O sizin apaçık bir düşmanınızdır bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim diyor bakın. Ayetle uyarıyor ya Cenab-ı Hak. Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Siz aklınızı kullanmıyor muydunuz diyor. Ayet söylüyor bunu. Halbuki Allah bizi bakın ikaz edip duruyor her ayetinde. Gün boyu bakın gün boyu acaba o şeytanı biz aklımıza kaç kere getiriyoruz? Bu kadar uyardığı halde. Allah'a sığınmak. Sanki biz korunmuşuz, sanki korunmamız garantiymiş gibi. Öyle mi zannediyoruz? Yani sabah yataktan kalkarken veya gün boyu yaptığımız her işte ve yatağa girerken bile Allah'a sığınma işini sürekli yapmamız gerekiyor bakın. Hayat yolunda ilerlerken düşmanımızı bilmezsek çok tuzaklara düşeriz. Allah Celle Celaluhu bu ayetiyle şeytanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmıyor mu bize? Anlatıyor. Eğer tehlikesi az ve sıkıntısı hafif olsaydı hele hele Kur'an okurken hiç tesir edemezdi. Ayette diyor ki şeytan sana bulaştığında direkt Allah'a sığın demesinden anlıyoruz. Yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınmadan bunun hile ve tuzaklarından kurtulmak imkansız. Ve bu Rabbi euzubike min hemezati şeyatin de ki ey Rabbim
Ben şeytanın verdiği vesveselerden sana sığınıyorum diyor ayette. İnsanlar bütün gündüz ve gece sıkıntılar içinde kalıyor. Uyku tutmuyor, bir şey yiyip içemiyor, korkuyor, üzülüyor, öfkeleniyor. Ne yapacak? Direkt Allah'a sığınıp yardım isteyeceğine çalmadığı kapı kalmıyor. Bir de üstelik ehil insanları da bulamayınca na ehillerin elinde oyuncak oluyor. Bu sefer parasını, zamanını, inancını sömürttürüyor. Burada hem kavli hem fiili bir sığınma yapmamız lazım. En başta her konuda Allah'la irtibatını düzeltme ve Allah'la barışma sanatını icra ediyor olmamız lazım. Cenab-ı Hak'la menfaatperestane, kaçak ve sahte ilişkiler sürdüremeyiz. Yani ben şu cümleleri okuyayım da Allah'a sığınayım olmuyor bakın. Müşrikler başları derde girdiği zaman dalgalar üzerine hücum edince, dağlar üzerine çökecekmiş gibi olduğu zaman putları bırakıp sadece Cenab-ı Hakk'ı bütün bir ihlas ile çağırıyorlar. Cenab-ı Hak bunları karaya çıkardığında hemen şirke geri dönüyorlar. Taptıkları putlara, pek çok zahirde görülen eski oyun ve oyuncaklarına geri dönüyorlar. Nimet varken yan çizen, sıkıntı değdiği zaman ellerini indirmeden uzun uzun dua eden insanlar ne kadar samimi oluyorlar sizce? Ne Allah'a ne insanlara karşı, değil mi? Asla samimiyet yok. Zorla güzellik mi elde etmeye çalışıyor bu insanlar? Ama zorla güzellik olmuyor. Bizler Allah'ın bildirmesiyle biliyoruz ki Allah bizim ruhlarımızı yarattığında ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde hepimiz bela dedik. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ama dünyaya gönderilince önceki sözümüzü unuttuk. İnsanların çoğu akletmedi ve iman etmeye yanaşmadı diyor ayet-i kerimede. Yeryüzünde büyüklendiler ve kötülüğe, yanlışa ve fesada yöneldiler diyor Allah. Dolayısıyla kişinin şeytandan kurtulabilmesi için insanın Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna yönelmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bazı kimseleri şeytanın dostları, bazı kimseleri de Allah'ın dostları olarak tanımlıyor. Başka bir grupta yok zaten. Ya şeytanın dostusun ya Allah'ın dostusun. Kul seçimini yapacak. Ya Rabbini tanıyarak Rabbine saygı duyacak ve ona duyduğu sevgiden ötürü gönderdiği elçisine tabi olacak ve din yolunu yürüyecek. Veya sırtını dönüp yüz çevirecek ve yaratıcısına saygı duymayacak, onun gücüne, kudretine karşı direnç gösterecek. Bu kez onu kim avlıyor? Şeytan avlıyor. Ve onun tuzaklarına düşmeye başlıyor. Bir yerde, bakın, farzları geçirttiriyor, bir tek haramı yaptırıyor, arkasından ipini çekiyor, daha fazla harama çekiyor. Ona kendisine ayetleri verdiğimiz o kişinin durumunu anlat. O sıyrıldı bunlardan, istemiyorum dedi diyor ayette. Yüz çevirince şeytana tabi oldu. Şeytanın dostluğuna hazır hale geldi. Yol ikidir, başka yol yok. Ya Allah'ın dostluğu ya şeytanın. Kim ne kadar şeytana karşı çok tedbir alırsa o kadar uyanık olup işini başarıyla tamamlar. Ama bazılarımızın bu aklına bile gelmiyor. O zaman şeytan onun için çalışmaya çoktan başlamış oluyor bile. Şeytanlar kendi aralarında da konuşuyorlar. Seninki nasıl diye soruyorlar. O da diyor ki benimki sabahtan itibaren benim dediklerimi yapmaya başlıyor bile diyor. Ta ki yatıncaya kadar. O kadar önemli ve çok iyi sonuç veren bir araçtır bu. Allah'a sığınma aracı. Ben buna Allah'a sığınma terapisi diyorum. Ama Allah bunu böyle anlarda kullanabilmemiz için evveliyatında takva bir yaşamı olan, günahlara dikkat edip farzları yapan kullarına yani böyle bir araç olarak veriyor sığınmayı. Onu nasip ediyor yani. En zor anlarında direkt kendi özel korumasını alıyor Cenab-ı Hak. Ve kendini hemen o sırada aklına getirtiyor. Ve kendine sığındırtıyor. Böylelikle kişi o dehşetli olan tehlikelerden kendisini korumuş oluyor. Aynen Hazreti Yusuf gibi bakın. Hazreti Yusuf nasıl bir ortamdaydı? Züleyha ortamı hazırlamış, bütün kapıları kilitlemiş, kendisi en süslü haliyle hazırlanıp Hazreti Yusuf'un karşısına çıkmış. Hey Telek diyor, hadi gelsene. Hazreti Yusuf'un öncesinde muttaki bir insan olduğu için önceki yaşamında
ağzından dökülen kelime maazallah diyor. Allah'a sığınırım oluyor. Bakın, eğer bunun öncesinde takva yaşamı olmasaydı, yani o da bir peygamberdi. Şimdi dersiniz ki o bir peygamber, harama gitmezdi. Hayır, bir insan ve bütün duyguları var. Ve Hazreti Züleyha da çirkin bir kadın değil. Onun ayet-i kerime de vebiha diye ona hafif meylinin olduğunu da ifade ediyor. Ama takva yaşamı olduğu için anında Cenab-ı Hak çekip çıkarıyor onun duygusunu. Burada mesela Hazreti Yusuf şehvet karşısında Allah'a sığındı ve sıkıntıdan kurtuldu. Şimdi bir örnek daha geliyor Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Meryem. Hazreti Meryem karşısında çok düzgün, güzel, yakışıklı bir erkek şeklinde kimi görüyor? Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Korkuyor ve dedi ki Gale inni e'udu bir rahman, ben Rahman'a sığınırım dedi korku karşısında. Yani sen de Allah'tan korkuyorsan bana yanaşma, bana hiçbir el dokunmadı dedi, değil mi? Bakın hemen orada korku anında, şehvet anında, öfke anında, her anda, üzüntü anında hemen Allah'a sığınmamızı emrediyor. Peygamberler ve Evliyaullah her duygu durumunda, zor hallerde Allah'a sığınmışlardır. Ve kurtuluşa bu şekilde ermişlerdir. Biz de kurtuluş istiyorsak aynı yoldan gitmeliyiz sevgili izleyicilerim. Evet, şimdi bakın iki hayırlı insan var. Diyelim ki bu karı koca eş. Şimdi bunlar çok iyi geçiniyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Şeytan hemen plan kuruyor. Ben ne yapsam da bunların arasını açsam. Veya iki hayırlı arkadaş. İkisi de böyle İslamiyet'i yaşayan, takva, güzel, ilimli, ihlaslı insanlar mesela. İki kişi arkadaş olmuş. Hemen bu iki kişi güzel birlikteliklerden güzel şeyler çıkarabilir, üretebilir. Ben bunlara nasıl engel olurum diye düşünüyor. Hemen plan kuruyor. Ne yapıyor? Bakın duygularla oynuyor. Sürekli duygularla oynuyor. Mesela duyguları gıcık ediyor, sinir ediyor. Birbirine sinir edecek, gıcık edecek, tahammüllerini azaltacak şeyler yaptırıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. O yüzden davranışlarımıza, duygularımıza, düşüncelerimize dikkat edersek Allah'ın izniyle hem dünyada biz üzülmeyiz hem de ahirette inşallah kötü bir manzarayla karşılaşmamış oluruz. Allah'ım Efendimizin ya Rabbi hani en çok istediği şeyler güzel ahlak ya. Zaten biz seni en güzel ahlak üzere yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak onun için. Ve her türlü tehlikeden Allah'a sığınıyor. Biz de şöyle diyelim. Ya Rabbi, Resulullah Efendimizin senden istediği tüm güzellikleri biz de senden istiyoruz. Ve Ya Rabbi, Resulullah Efendimizin sana sığındığı her türlü şer, kötülük, fitne ve beladan biz de sana sığınıyoruz Ya Rabbi diyelim. Ve inşallah Efendimizin bütün hayatı boyunca yaptığı duaları kendi hayatımızın rehberi edelim. Evet, inşallah böyle olursa artık ne obsesyonlar kalır, ne depresyonlar kalır. Allah'ın izniyle hepsiyle çok güçlü imanla ve bu tekniklerle başa çıkabiliriz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.